Beautiful tango, take me by the hand. Merhaba. 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 Hoş bulduk. Nasılsın Doğalcığım? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Gayet hoş görünüyorsun. Sen de öyle. Şeylerde ne derler, korona günlerinde bu saatler hayatımda sanki uzun bir süredir makyaj yapmamış gibi hissediyorum kendimi. Normalde çok makyaj yapmıyorsun, öyle mi? Normalde yani en azından dışarı, daha doğrusu normal var olan hayatta dışarı çıkarken yapıyorum ama şimdi evdeyim ya. O evet. En rahat hayatımın en böyle şey dönemi, en kendime olduğum gibi böyle her şeyde tam anlamıyla yani hiçbir şey yok. O şekilde hissediyorum ve çok rahat geliyor. Her yere de öyle giriyorum ama böyle özel zamanlarda böyle renkli olmak güzel geliyor. Böyle değişik oluyor. Evet, evet. Benim için çok büyük bir değişiklik yok. Ben kırmızı rujlarımla diyorum çünkü tek ton kullanmıyorum. Bir sürü ton kullanıyorum. Hatta bir gün isim listesi, numara listesi yapacağım. Kırmızı ruj çünkü çok istiyorlar işte bu çok güzel, o çok güzel diye. Evet efendim, bu gece iki konuğum var. Önce ama saat 21'de dedik, kim geliyor dedik. Zuhal Tanrıverdi. O bir profesyonel koç, o bir mühendis, o bir blogger, o bir anne, o bir eş. Ama diğer vasıflarını kendisinden öğreneceğiz. Zuhal Tanrıverdi kimdir? Ben kimim? Ben artık kendimi aslında yolculuğa çıkan bir insan olarak tanımlıyorum. Çok merak, keşif, öğrenmek, yenilenmek son 5 yılda hayatıma giren en temel değerler aslında. Bu anlamda kendimi her türlü etiketten sıyrılarak aslında var olan yolculuğumu, daha doğrusu yaşam amacını bulan bir yolcuya benzetiyorum. Ve insanları da bu anlamda hep dile getirmekten, anlatmaktan da çok keyif alıyorum. Yıllar öncesinde demeyeyim, çok uzun zamanlarda asla kendimin böyle konuşabileceğini, kendimi ifade edebileceğini düşünmezdim. Hakikaten yani insan nerelerden nerelere gelebiliyor. Daha doğrusu kendini keşfetme ve kendini bilme yolculuğuyla aslında çok farklı noktalara gelebiliyor. Ben de şu anda kendimi benden bize giden bir yolcu olarak tanımlıyorum. Hakikaten benden bize giden bir yolculuktayım. Ve kendime koyduğum, daha doğrusu hayalim, gerçekleştirmek istediğim vizyon da hakikaten benden bize, ama bu benden var olan o küçük var olan koskocaman evrenin içerisinde bir iğne ucundan bile küçük olan benden, tüm buradan bütün aslında var olan canlılara ve insanlara dokunmak ve tohum atmak. Ne var bunun arkasında da? Tohum atmak diyoruz. Tohum atmak, yeşillenmek. Tohum atmak, bir şeyi yenilendirmek, bir şeyi doğurmak ve doğurduğun şeyi de aslında yaşatmak ve devamını getirmek, onu büyütmek ve onun belirli bir erginliğe gelişini görmek. Sanırım şu anda aslında içinde bulunduğumuz süreçte dünya bize bunu söylüyor. Çok net bir şekilde. Diyor ki, hadi bakalım artık harekete geçme zamanı, yola çıkma zamanı. Bu anlamda da şu anda öyle bir yolculuk içerisinde yoluma devam ediyorum ve yoluma çıkan her şeyi ve herkesi büyük bir şükranla kabul ediyorum. Bu anlamda da kabuldeyim. Akıştayım ve andayım. Kısacık aslında kendimi tanımlama. Bu arada şöyle söyleyeyim sana. Geçenlerde düşünürken, şimdi kendimi diyorum ki etiketlerden sıyırmak, gerçekten olduğum gibi olmak ama sonuçta bir şekilde de bir insanın kendini bir şey tariflemek için bir şey kullanması gerek. Dedim ki şöyle bir Zuhal düşün, gözlerini kapat ve kalbinden gelen sesi dinle. Acaba ne diyebilirsin kendine? Ve çok güzel bir şey, yani çok güzel bir şekilde kendime yaşam rehberi diye bir şey geldi içime. Ve birdenbire onu kullanma ihtiyacı hissettim, onu kullandım. Aslında bir bakıma yaşam rehberi, ama yaşam rehberi dediğim şey de burada sadece ve sadece kendi deneyimlediğim ve kendi içselleştirdiğim şeylerden aslında yola çıkarak insanlara dokunmak, kendi içinde bulunduğum merak, keşif ve yenilenmeyle de her dokunduğum yerde bir alan açmak diye böyle içimden geldiğince seninle paylaşabilirim. Çok güzel anlattın kendini. Aslında insanın kendini anlatması benim 5 yıllık televizyonculuğumda kişilerin en çok zorlandıkları bölüm olduğunu biliyorum.
Normal hayatta nasıldır? Tabii herkesin daha farklı ama televizyona geldikleri zaman, televizyona konuk oldukları zaman ayı diyorlar, şurayı bir atlasak ya da işte size versek siz okusanız. Bilmiyorum ya, şahsen ben takır 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 söylüyorum. Mesela her yerde, en kurumsal şeylerde, workshoplarda, seminerlerde, eğitimlerde bile öncelikle anne olduğumu söylüyorum. Çünkü o benim hayatımın ayrılmaz, ölene kadar benimle var olacak bir şeyi, vasfı. En önemli vasfı diyebilirim. Çünkü herkes çalışarak istediği bölümü okur ama iyi bir anne, hani ben açayım da şöyle çalışayım diye olmaz. O tabii ki hani dört dörtlük bir anne olduğumu söyleyemem ama yavrularımı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Sen de öyle, onu da görüyorum. Hani sen de iyi bir annesin. Sevgi dolu bir annesin. Şöyle bir şey var ki işte yolculuk diyoruz ya aslında. İşte yolculuk diyoruz ya aslında. Her yaşamımızın her alanında her birimizin farklı farklı yolculukları var. Benim aslında anneliğe uzanan çok bir yolculuk benim için. Ben hemen istediğim anda anne olanlardan değilim. Hakikaten 8 senelik bir yolculuk sonrası ben kızımla buluştum ve o bana geldi, öyle söyleyeyim, ya da buluştuk. Hakikaten bir yolculuk bu anlamda. Yani ben hep şuna inanırım. Mesela anneler günü ya da kadınlar günü hep şey deriz, hani anne olmak. Aslında her kadın bir anne. Aslında her var olan da her dişi bir anne. Çünkü her dişi çok önemli bir doğurganlığı içinde barındırıyor. Önemli bir yaratıcılığı bu anlamda içinde barındırıyor. Ben buna çok inanıyorum. Ve her bir aslında bu hayatta var olan her bir rolümüz, her bir bu noktada kullandığımız vasfımız yaratıcılığımızı tetikliyor ve o yaratıcılıkla gündeme geliyor ve yol alıyor. Ve onunla beraber aslında ilerliyor. O anlamda annelik önemli bir vasıf. Bunu dişilikle bağdaştırarak ortaya koyuyorum. Çünkü her birinin altında aslında çok çok değerli bir yapı var. Bu ara en çok, yani son 2 aydır çok gündemimi alan bir kitap var. Çok gündemde ve çok konuşan, daha doğrusu senelerdir varmış ama şu son 2 aydır benim hayatıma girdi. Kurtlarla Koşan Kadınlar. Gerçekten bütün kadınların okumasını tavsiye ederim. Varoluş içerisinde, şu varoluşta, evet dişileri denge olması gerektiğini konuşuyoruz. Ama gerçekten varoluşta aslında o dişil enerjiyi, o doğurganlığı, o yaratıcılığı, o şefkati her anlamda verebilen temelde dişil enerji. Ve dişil enerjinin arkasında yatan en önemli şeylerden birisi de doğurganlık. Doğurganlığın bir özel anlamı da yaratıcılık. Bunu gerçekten kullanabilmek ve ortaya çıkartabilmek. Şu an dünyamızın içinde bulunduğu sürece bakacak olursak aslında eriller artık biraz diyor ki, artık güçler biraz kenara, artık biraz daha şefkate, biraz daha bir olmaya, biraz daha anne şefkatine, biraz daha kadın eline ihtiyaç var. Artık bu kadar hırs, bu kadar para, bu kadar gücü bir kenara ayır, artık daha bir dengelen. Şu anda konuştuğumuz, şu anda yaptığımız şey buna çok güzel bir şekilde buna hizmet ediyor. Şu anda bizim yaptığımızla beraber birçok sayıda her gece bir sürü çalışmalar yapılıyor, bir sürü konuşmalar yapılıyor ve her birisi aslında bir olmaya ve benden bize giden o yolculukta bir araya gelmeye aslında bizi ortaya koyuyor ve belirli bir noktaya götürüyor. Bugün de bu anlamda başladığımız bu yolculukta ilk senle konuşalım diye karar verdiğimizde ben hep şey yaparım. Kim olursa olsun karşımda öncelikle bir otururum. Derim ki acaba ne akacak? Acaba Yelda ile bir araya geldiğimde bu akşam ne aksın? Benden ne, bizi dinleyenlere neler gitsin? Hangi tohumlar aksın? Böyle düşünürken, böyle fotoğraflara bakarken karşıma bir tane kelebek geldi. Bu arada bir geçen sene de böyle bir yolda yürürken hiç hayatımda başıma gelmeyen, olmayan yolda gerçekten direkt olarak böyle ayağımın ucuna bir kelebek düştü. Ve çok ilginç gelmişti bana. Onun fotoğrafını çekip o benim için böyle uğurlu bir kelebek olarak bir güzel fotoğraflarımın arasında yerini aldı. Dedim ki bugün de bir kelebek niye gelir? Bir kelebek şu an itibariyle eğer bu aklıma ve buraya şu anda geldiyse demek ki arkasında bir şeyleri bekliyor ve bir şeyleri doğuruyor ve bir şeylerden bir yerlere gidiyor olacak ve farklı şeyleri ortaya koyacak. Aslında bugün biz bir kelebeğin dönüşüm yolculuğunu yapacağız. Nereden nereye? Her birimize, buradan birçok insana
kendi kelebek yolculuğunda nasıl yol alacaklar aslında. Belki onun küçük tüyolarını vereceğiz. Bunu da küçücük bir egzersizle de aynı zamanda pekiştireceğiz. Bakalım evet, neler hissedeceğiz, neler göreceğiz. Ben de merak ediyorum kozadan kelebeğe. Bugünkü konumuz kozadan kelebeğe. Peki sevgili izleyenlerimiz, defter kalemlerinizi hazırlayın demiştik. Bunu seni izlerlerken mi ve daha sonrasında mı yapacaklar? Sonrasında. Sona yakın, aynen öyle. Biraz kendi kendine kalmak aslında o anlamda daha değerli. Programın sonunda bir son 15 dakikada yapabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Kozadan kelebeğe deyince benim aklıma bir değişim dönüşüm geliyor. Yani düşünsene, bir küçücük koza var, bir kelebek var. Sonra kelebek koza, koza kelebek. Yani bir bakıyorsun, koza mı kelebek, kelebek mi koza? Burada evet, böyle de bir, burada evet, böyle de düşündürücü bir yanı var yani. Aslında her ikisi de bir. Evet. Her bu ikisi... bana şeyi çağrıştırdı. Bilmiyorum, şimdi seni dinleyeceğiz zaten. Benim nefes çalışmalarımın bir tanesinde şöyle bir söylem vardır. Derin nefesler al, evrenin nefesini çekip sen evren ol. Nefesini bırakırken bırak, evren de sen olsun. Yani bilmiyorum, bana böyle bir çağrışım yaptı koza ve kelebek. Şimdi dinleyelim bakalım neler anlatacak. Neden biliyor musun aslında? Şuraya gelene kadar hep ben böyle her dile getirdiğim şey, her benden çıkan, benim özümden, benim sözümden çıkan şey gerçekten içselleştirdiğim şeyler. Çünkü bir insan evet bir şeyleri öğrenebilir işte. Birçok şey öğreniyoruz, birçok şey okuyoruz. Eğer ki bunu anlatabiliyorsak karşı tarafa, karşı tarafa bir geçiş sağlıyorsak, onu deneyimlemiş olmanın bunda çok büyük bir etkisi var. O anlamda kelebek benim gözümde bunu çok güzel ifade ediyor ya da çok güzel metaforlaştırıyor. Şöyle düşünelim. Şu ana kadar ben kendi hayatıma baktığımda neleri yaşadım, nelerle karşılaştım, karşılaştığım şeyler bana neler söyledi. Ve şunu gördüm. Her karşılaştığım, özellikle beni dibe düşüren ya da beni tökezleten, benim ayağıma takılan her kişi, her karşıma çıkan olay beni aslında bir adım daha yukarıya taşıdı. Bir adım daha beni ilerletti. Yani ben bu süreçleri şeye benzetiyorum. Hayatımızda belirli dönemler var. Hatta 9 senelik dönemler olduğuna inanıyorum. Bu dönemler içerisinde aslında her birimiz öncelikle bir şeye başlıyoruz. Hani nedir böyle? İlk adım ipek böceklerini işte düşünün. Önce ufak ufak kozasını örmeye başlar. Esas süreç o kozanın örülme zamanıdır. Esas süreç onu içselleştirme, onu yaşam olma zamanıdır. Olma yolculuğudur. Her birimiz aslında şöyle hayatımızın şöyle bir gerisine baktığımızda nereden nereye geldik? Ben şu anda bu noktada 2020 yıl işte 21 Mayıs'ın 2020'sinde ben böyle bir şekilde dile getireceğim bunu düşünemezdim. Ama şöyle bir şey var ki biz bu hayata adım attığımız an itibariyle gerçekten ben buraya hangi amaçla kendimi ne yaparak ne için geldim? Benim hayatımı değiştirme ya da o dönüşüme geçme noktasının çok kilit sorusudur. Sorular hayatımızın en temel mekanizmalarıdır. Soru sorarak beynimizi harekete geçiririz. Benim burada olma amacım neydi benim hayatımda ilk sorduğum soru? Var olmanın anlamı ne? Bir insan neden var oluyor bu dünyada? Dünyadaki insanın anlamı ne? Ve bu sorular işte son 10 yılda böyle evrile bir baktım ki aslında ben bu sorularla kendimi bulma noktasına gelmişim. İşte değişim tam o soruları aklına gelip ufak ufak onları sorup bir süre sonrasında da onlara cevaplarını bulmaya başlayarak aslında oluşmaya başlıyor. Sorular ve sorular seni düşündürtüp hayata geçirtiyor. Beynimiz var olan süreçte harekete geçmesi ve bir şeylerin oluşması sorularla başlıyor. Ben bunu şuna çok güzel şey yapıyorum, benzeştiriyorum. Bir bebek doğduğunda ilk 2 yaşına kadar var olan çevresini gözlemlemek ve öğrenmekle yükümlüdür. 2 yaş itibariyle, 2 yaş sendromu diye hatta şu an itibariyle çok fazlasıyla gündemimizdedir. Çocuk soru sormaya başlar. Hep şudur, bu ne? Bu ne? Çünkü bizler, insanoğlu soru sorarak öğrenir. Soru sorarak ancak içselleştirir ve hayatına hani
hayat direkt olarak onu koluna takar ve yoluna devam eder. Bu doğrultuda da sorular değişimi aslında başlatan, içinde barındıran o potansiyeli ve gücü ortaya çıkartabilen temel araçlar hayatımızda. Bu anlamda da çocuk bilinci deriz, o içimizdeki çocuk deriz. İçimizdeki çocuğu hiçbir zaman eğer her zaman daha doğrusu onu her zaman canlı tutabilirsek, o her zaman bir kulağımız her onu dinleyen olur ise bir süre sonrasında bakarız ki işte o çocuk saflığıyla hayatımızda var olan önümüze çıkan tüm engeller kendiliğini aşıp geçmeye başlamış. Doğduğumuz anda bir ışığız, doğduğumuz anda tertemiz, her şekilde %100'le, ben öyle benzetiyorum. Hatta Lucy filmi aklıma gelir bunu dediğim anda da normal itibariyle beynimizin işte %3'ünden %100'ü kullanılan hale baktığımızda öncelikle %3'le başlıyor sonra %100'e çıkıyor. Ama biz iyi bir insan %100'le doğuyor. Sonra o %100 kapana insan kendini kapata belirli bir noktadan sonra artık aslında kendi değil başkaları için yaşamaya başlıyor. İşte bir kelebeğin koza olma noktası ve kozadan kelebeğe dönme noktası, işte onu kozadaki kelebek ve kelebekteki koza, onu hep beraber bir arada tutma. İnsanla da insanın içindeki o çocuğu ben o çok birbirine benzetirim. Onlar çok bir aradalar aslında. Ne kadar onu biz bir arada tutabilirsek, ne kadar o olabiliyorsa, işte o benim deneyimlerimi yaşama noktasında öyle hani iniş çıkışları şöyle şöyle değil de böyle olmasına bir anlamda destek olup yoluma devam ettiriyor. Tabii ki hayatımızda çok şey yaşıyoruz, çok şey görüyoruz ve bu anlamda da hani karşımıza çıkan bizi düşüren, bizi öyle öfkelendiren, bizi çileden çıkaran olaylar ve insanlar bu anlamda işte gerçekten o kozayı böyle sıkı sıkı sağlam yapabilme noktasında bize çok güzel hizmet ediyorlar. Bu benim özellikle bu şu ana kadar gelene kadar benim için çok hani derler ya böyle bir hint, bir ipucu ya da böyle bir ışık benim için çok büyük bir ışıktır. Şu ara şeyi çalışıyorum özellikle son bir senede çok odaklanıyorum. Bu tür insanlar hayat bana neler getirdiler? Beni üzen, beni kıran, bende başka şeyleri yaratan insanlardan ben ne öğrendim? Ve o öğrendiklerimi anımsamaya başladığımda, o öğrendiklerimi aslında kendim görmeye başladığımda bir şeyler oluşmaya başlıyor. Bir şeyler değişiyor, bir şeyler oynuyor yerinde. İşte o zaman değişim başlıyor. Ve bunu her birimiz çok güzel ve çok rahat bir şekilde yapabilir. Rahat demeyeyim. Bu yol öyle çok rahat bir yol değil. Hiçbirimiz için hani ne dedik %100 doğuyoruz, ışık doğuyoruz. Sonra o azalıyor, azala gidiyor, kapana gidiyor. O kapanmanın arkasında çok değerli toplumsal baskı, toplumsal yargılar, insan yani toplumun yarattığı o var olan kökleşmiş temel değerler var. Ve onlarla siz aslında gerçek potansiyelinizi çıkartmak yerine onları üzerinize alıp bir süre sonrasında böyle o bir kapanç haline gelmeye başlıyorsunuz. İşte burada sihirli nokta, orayı acaba ben orayı nasıl oradan çıkarabilirim? Önce küçük küçük böyle oya oya böyle ince ince iğneyle oya oya ama sonrasında o iğneyi ufak ufak nasıl ben elime daha büyütürüm? Nasıl örneğin onu bir çekeceğim, onu nasıl bir baltaya dönüştürürüm ve birden böyle açılımımı sağlarım? Hiçbir şey o anlamda hani kolay hadi ben değişiyorum. Tabii ki böyle bir şey değil. Benim için şöyle söyleyeyim. Hep derim, seninle de bugün hatta konuştuk. Beynimiz sağ beyin ve sol beyin. Şu an ona bakıyorum. Normal itibariyle nedir? İşte sağ beyin yaratıcılığı, görsel beyni harekete geçiren ve bizim gerçekten hayalleri, imajinasyonu ortaya koyan sanatçı tarafımızdır. Sol beyinde mantık, analitik, matematik, detaylar, analiz tarafıdır. Ben hayatım boyunca kendimi hep sağ diye düşünürken aslında tamamen sol olduğumu fark ettim. Önemli olan bu noktada bunların dengeli bir şekilde nasıl çalıştırabilirim? Ne sadece mantık olması, ne sadece hayal ve sanat olması. İkisini dengeli hale getirebiliyor olmak. İşte bunun için de öncelikle burada bazı şeyleri, var olanları fark etmekle hayata başlıyorum. Onları fark ederek bir şeyleri görüyor. Fark ettikten sonra acaba, yani önce bir şeyler yıkılıyor. Bu
geçenlerde okuduğum bir kitapta gördüğüm şeylerden bir tanesi. Diyor ki varoluş süreci içerisinde insanoğlunun aslında bu dünyada varoluşu önce yıkımla başlar, yıkım üzerine inşa ederek devam eder. O zaman sağlamlaşır, o zaman yol alırsın. Hiçbir şey baştan mükemmel olup da öyle devam etmez. Öğrenme dediğimiz şey de aslında tam anlamıyla bu. Ve arkasındaki temel şeylerden biri de karşılıklı diyalog ve karşılıklı insan insana bir araya gelmek. O insan insana bir araya gelmeyi acaba nelerle fark ediyoruz, nasıl ortaya çıkartıyoruz ve nerelere yol alıyoruz bu anlamda? Buradan devam edelim bakalım. Buradan devam edelim. Nereye götürecek? Bu arada sen bu yolculuğa onu anlatmadın. Nasıl başladın? Yani şunu anlatmadın. Benim en sevdiğim bölüm bu bölüm. Yani oldu ve Zuhal o yola girdi. Bir şey oldu. Bir şey hiçbir zaman için böyle bir tek bir hani şey olur ya böyle tek bir şık olmuyor. Şöyle ki çok şöyle söyleyeyim böyle ben bütün çocukluğum hayatım boyunca böyle kendimi hep şöyle adettim. Ben çok çalışkan, çok azimli, gerçekten çok ciddi çalışan. Ama bu anlamda da yaratıcılığı ve zekiliği de olmayan bir insan olarak tanımladım. 33-35 yaşlarına kadar böyle ifade ettim kendimi. Sonradan fark ediyorum ki aslında işte tam anlamıyla sözün özü o özümüzden çıkan diyoruz ya aslında kendimize koyduğumuz etiketlerle birçok şeyi kapatıyoruz. Bu yol bu şekilde devam ederken işte üniversite sonrası işte bütün idealist işte okulda kalma, yüksek lisans hatta doktoraya başlama. Çünkü bunlar nedir? Etiketlerdir. Böyle gayet sol beyin, mantık, bütün böyle akademisyen olarak yola devam etmek. Benim bütün hayalim akademisyen olmaktı. Yani dönüyorum 95 yıllarına hakikaten ya acayip bir arzu ve tutkuyla olmak vardı ve sadece ve sadece kendi odamda sadece belirli bir grupla bir arada olmak. Sonra bir şey oldu. Gerçekten bir şey oldu. Orada da bir şey oldu dediğim şey şu an sevgiyle anarım benim Tes hocam bir noktada bir şey bana şeye geldi yani uyuşmadı bir şey uyuşmadı. Şu an ona şükrediyorum iyi ki uyuşmadı ki şu anda buradayım. Çünkü ben o uyuşmama kararıyla doktoradan ayrılmaya karar verdim. Oradan sonra dedim ki ben buradan artık kendi yoluma devam edeceğim. Özel sektöre gidiyorum. İlk değişim kararım odur. Özel sektöre geçiş. Özel sektöre geçişle beraber hayatımın tepe taklak olması. Çok başka hayat. Çok başka insanlar. Çok farklı stratejiler. Egoların çarpışması. İlk önce anlamıyorsunuz bunu. Hiçbir şekilde ben anlamadım. Hiç anlamadım. Ama öyle bir yolculuktu ki bu. Öyle bir okuldu ki 18 sene kurumsalda çalıştığım süre zarfında çok şey öğrendim. Çok şey deneyimledim. Çok şey yaşadım. Orada yaşadıklarım, orada işte bir şeyleri yaşadıkça bir şeyler ve neyi keşfediyorsunuz? Kalben ve gönülden neyi yapmayı sevdiğimi ben orada keşfettim. İşte değişimin şeylerden bir tanesi bu. Ben insanlarla konuşmayı, insanlarla bir şeyler çalışıp onlarla bir arada bir şeyler yapmayı çok sevdiğimi fark ettim. Ama bunu yaparken özellikle insanlarda bir değişim yaratıyorsam, insanlara dokunuyorsam, orada bir değişim varsa onu hissettim, onu fark ettim. Dedim ki o zaman o dönemler bizim şeylerimiz vardı mesela. Şirket büyüme potansiyeli içerisindeydi. Mentörlük çalışmaları yapıyorduk ama genelde teknik konulara yönelik olarak. Sonrasında şirket büyümeye başlayınca tabii artık teknik konunun yanına organizasyonel gelişimler, bireysel gelişim planları ve liderlik, kariyer bunlar gelişmeye başladı. Bunlar oluşmaya başladı. Öyle olunca da birebir insanlarla çalışma noktasında liderlik çalışmaya, bireysel gelişim planı çalışmaya başladım. O zaman da insana dokunabildiğimi, dokunabilme noktasında da sadece teknik ya da iş olarak değil, insanın özüne dokunabildiğimi fark ettim ve beni çok mutlu ettiğini hissettim. Bunu yapmaya başlayınca bir süre sonrasında hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir şekilde size zaten hediyeleriniz ve armağanlarınız geliyor. Ben o süreç zarfında eğitimim yani koçluk mentorluk eğitimi bana şirketten, direkt kurumdan bana hediye olarak geldi. Dedi ki sen çok seviyorsun, çok hoşuna gidiyor. O zaman seni eğitime gönderelim. Değişim dönüşüm duraklarımdan bir tanesi budur. Ve o durak sayesinde, o aldığım eğitimler ve o çalıştığım insanlar sayesinde şu anda birebir bu işi yapar haldeyim.
koçluk böyle geldi. Profesyonel koçluk, mentörlük ve arkasından atölye çalışmaları hepsi beraber bunu tetikledi ve bunu ortaya koydu. Şu anda da bu yolda devam ediyorum. Ve insanlara dokunarak bir yol alma, bir yerlere varma niyetiyle de devam ediyorum. Şimdi kurumsaldan, ben kurumsalcı değildim. Yani ben spor eğitmeniydim. Yumuşak geçiş yaptım sayılabilir. Ama kurumsaldan gelenler çok farklı kulvarlara geçiyorlar. Evet. Bir kere sağ beyin, sol beyin dengelenmesi var. Artı bir belirli bir maaş var, bir garanti var. Tüm bunları bırakıyorsun, bir kariyer var, tüm bunları bırakıyorsun. Ve birden bir bakıyorsun farklı bir alandasın. Nasıl hisler yarattı sende? Ki ben kurumsaldan ayrıldığımda, Ocak 2018'de ayrıldığımda ben kurumsalda tekrardan iş arıyordum. Aha. Çok net bir şekilde daha önümde bir daha kurumsal var. Ben bir kurumsalda çalışacağım. Ondan sonrasında kendi işim arkasından gelir diye düşünüyordum. Yani hatta emeklilik olarak aklımdaydı. Çünkü bu koçluk, mentorluk tarafı bana çok ağır basmıştı. Ama bir baktım ki iş arıyorum. Ama bir şekilde karşıma hiç ummadığım şekilde iki insanla karşılaştım. Birisi sevgili Nükte Hocam, sen de 27'sinde onunla beraber olacaksın. Hayatıma bir insan girdi, işte hayatıma bir rehber girdi ve dedi ki ben seni görüyorum, sen kendi başına işini yapıyorsun ve kendi başına yoluna devam edeceksin. Dedim ki Allah Allah, yani çok ilginç. Ben nerede, ben kim ki? Yani hayatını kurumsalda geçirmiş, aynen maaşlı çalışan, nasıl yapabilirim ki, ne yapabilirim ki? Düşün bakalım demişti. Sonra Nisan ayında başka bir arkadaşım başka bir şey söyledi. Ben Mayıs ayında bir iş görüşmesine gittim. İşte en büyük değişim dönüşümlerden, duraklardan bence o. Koza'nın en temel şeylerinden bir tanesi odur. İş görüşmesine gittim. Ve iş görüşmesinde istediğim bir pozisyondu. Ama dedim ki sadece şunu söyledim orada. Evet, güzel, çok güzel. Ama ben artık yoruldum. Ben artık bunları yaptım. 18 senedir yapıyorum. Bir şeyleri, farklı bir şeyler istiyorum. İlk defa kendimde ne istediğimi gerçekten orada ifade ettim. O zaman dedi ki şirketin sahibi. O peki, ben dedi sizin şirketi tanıyorum, biliyorum. Gelin dedi burada danışmanlık yapın. Gelin dedi bu tecrübenizi anlatın. Bütün ışığı yakan şeylerden, yani dönüşümün o, İşte kurumsaldan kopmanın ya da kurumsaldan kopabilmenin arkasındaki anahtar bana mesela o oldu. Evet ya dedim, neden olmasın? Ve ondan sonrasında o ışıkla bir şeyler yapmaya başladım. O ışık yandı, arkasından başka bir şeyler geldi ve ben oraya hiçbir danışmanlık yapmadım. Çok bambaşka şeyler açıldı birdenbire. Ama bunun için hemen olmuyor. Bunun için cesaret gerekiyor. Bunun için en yakınınızı dahi karşınıza almanız gerekiyor. Çünkü halen daha bazen şey yaparım böyle, eşim bana böyle kıs güler. Sen uçuyorsun yine, hayal alemindesin der. Derim ki bazen gülerim yani o noktada. Çünkü şunu biliyorum, tartışmak işte şu, hiç gerek yok. Her şekilde olma yolculuğunda olmak. Her şekilde kendi yoluna yatırım yapmak. Bu kolay değil. Evet, yatırım yapmak noktasında gerçekten yatırım yapmak. Yani bunun bedelini ödeyerek yatırım yapmak. Hani biraz önce dedin ya, hani gayet güzel bir şekilde her ay bankaya yatan paran var. Var olan hayatına devam ediyorsun. Bunda yok. Yani her şey bedel. Maddiyat yok. Maddiyatı kenara ayırıyorsun. Maddiyat şu ana kadar, yani o bütün kurumsalda yaptığın tüm maddiyat işte yatırımın. O sana diyor ki işte bak senin yatırımın, hadi şimdi sıra kendine yatırım yapma zamanı. Risk almak öyle bir şey. O önemli bir nokta. İşte bence esas adım atacak, esas kozayı yırtan orası. Çünkü bu hayatta, hele ki şu dönemde, yani son 2 seneyi düşünün, önümüzdeki seneleri de düşünecek olursak, hele ki ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür ve ekonomik duruma baktığımızda, işte bunu yapabilmek kolay değil. Evet. Bu hiç kolay değil. Ama şu var. Ben hep şuna bakarım. Ve bu anlamda da her türlü eğitimimde, her türlü çalışmamda da onu kullanırım. Peki, dünya üzerinde şu ana kadar gelen, başarılı demeyeyim, gerçekten gönlünden geçen şeyleri gerçekleştiren insanlara bir bakın.
Nasıl yapıyor bu? Yani bu insanların hayatlarına bir bakın. Benim mesela direkt olarak şeyler geliyor gözümün önüne. Örneğin işte mesela Steve Jobs, Bill Gates. Hani çok böyle ismi şu anda en tepede olan insanlar. Ne bileyim şu anda mesela e-ticaretle Alibaba'yı kuran Jack Ma, Elon Musk. Bunlar nasıl yaptılar? Şöyle bir bakın geçmiş hayatlarını bir okuyun. Yani kimseye altın tabak gelecek sunulmadı. Hiçbir şey sunulmuyor. Hiçbir şekilde Jack Ma benim en çok hayatını okuduğumda etkilendiğim insanlardan biridir. Şu anda dünyanın ilk 10 sermayesine sahip, ilk 10 sermayesine giren Alibaba e-ticaret. Bundan yani 90'lı yılların başlarında başlıyor. Sıfır. 3 sene sıfır. 3 sene hiçbir şekilde para kazanmıyor. Hatta bir hikaye anlatıyor. Diyor ki ben hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnterneti kurmaya çalışıyorum. Hele ki Çin gibi bir yerde yapmaya çalışıyorum. Yok. Çok şeyim yok. Hatta diyor şeylerde otururdum. Kafelerde otururdum. Müşteri olabilecek insanlar yani müşterilerim gelirlerdi bana kahve ısmarlarlardı. Hayat böyle başlıyor. Çünkü siz bir şey yaratacaksanız, siz bir şey yaratmak istiyorsanız ve gerçekten o içinizde var olan kendinize özgü bir şey ortaya koymak istiyorsanız önce kendi kendinize bunu ikna etmenize, kendinize ispatlamanıza ihtiyaç var. Önce kalbi inandırmak. Önce ben. Önce benim yani o nedenle de ben bunu yapayım hadi buyur. Hiçbirisi için öyle değil. Ya Vehbi Koç'u düşün. Yani direkt işte iğne ne bileyim ben iplik satıyormuş adam direkt yani şeydeki tezgahta. Sakıp evet. Sabancı'yı düşünelim. Evet. Bu anlamda benim yol arkadaşım başarılı insanlar. Yani adını duyurmuş gerçekten kendi vizyonunu kuran insanlar. Ben o insanlara bakıyorum. Onlar yapabiliyorsa herkes yapabilir. Neden olmasın ki? Bunun evet. İçinde önümüzde şu anda en önemli noktalar çocuklar. Şu anki eğitim sistemimiz tabii çok farklı bir sistem. Yani o içinden geleni ortaya koyabilecek noktada maalesef değil. Ama değil diye biz yapmayalım mı ben tercih etmiyorum. O zaman işte önünü durduruyoruz. Çocuklar bize çok şey öğretiyorlar, çok şey söylüyorlar. Yeter ki dinleyelim. Yeter ki dinleyelim. Yeter ki onlara kulak verelim. O zaman biz büyüyoruz, o zaman adım atıyoruz. Benim için 2 aylık sürecin en temel cümlesi nedir? Bunu gerçekten de gönül rahatlığıyla söylüyorum. Zeynep bana bu sürecin, kızım, bu pandemi sürecinin başında ilk defa şunu söyledi. Anne ilk defa senin elinden yemek yedim dedi. Bu benim mesela aynen o kırılma noktalarından bir tanesi de budur. Bu bir şey değiş. İşte eğer bunu alıyorsanız yani bir şey söylüyor ve o söylemeye açıksa bir şey değişmeye başlıyor. O anlamda da ben hep şunu söylüyorum ya da benim için mantıklı ve oturtan tarafı o. En yakınlarınız size ne söylüyor? Ne olur onu dinleyin. Senelerce eşimi dinlemedim. Çok kapattım. Çok savunmaya geçtim. Ama aslında kötü bir şey söylemiyor. Kolay değil. Çünkü sizin DNA'nıza saldırıyor yani. Böyle direkt savunma sisteminize böyle saldırıyor. Deli ediyor. Ama işte değişme noktası orası. Yani biz böyle lay lay en çok sevdiğimiz şeyde, en çok hoşumuza giden şeyde değişmiyoruz. Yani değişmiyoruz. Çıkmadıkça ya ben burada rahatlıyım. Her şeyim yerinde. Olmuyor işte o zaman hiçbir şey. Olmuyor yavrum. Hiçbir şey öyle olmuyor. Ya işte bunu da ben bak direkt şimdi burada şeyi gördüm benim kurumsaldan Delphi'den arkadaşlarım çok sağ olsunlar. Şey evet, aklıma geldi. Neler geliyor? Şu geliyor benim aklıma. Biz işte 18 sene tek bir yerde çalıştım ben ve benim hani hep konuşuruz arkadaşlarımla da orası benim ailem gibi. Hani bazen ailemden daha çok ben işteydim ve iş arkadaşlarımlaydım. Ve şu vardı ya, orada bizim için böyle kilit nokta neydi? Hep aşmak vardı. Hep bulunduğunu aşmak, hep mükemmele ulaşmak. Hep mükemmele ulaşmak. Hatta bazen kızardık. Allah'ım artık sineğin yağını istiyorlar yani. Daha nereden çıkartacağız? Daha nereden işte saving bulacağız, para kazandıracağız, bunu yapacağız? Aslında bakın şimdi şu an için mesela bende çok güzel böyle bir ışık yandı. Aslında
orada olan temelde bizim kendimizin içerisindeki potansiyeli çıkartmakmış. Şu an mesela, yani akışta olmak işte böyle bir şey. Şu an onun şeyine varıyorum. O nedenle bulunduğumuz nokta itibariyle eğer bir şeyler bizi zorluyorsa orada bir şey diyor ki kendinde bir şeyleri çıkartmaya ihtiyacın var. Çıkartmaya evet. ihtiyacın var. Oraya biraz git. Biraz canın yanacak. Biraz canın yanacak. Acı bu hayatımız içerisinde en değerli duygu. Fransız bir psikolog var. Çok severim. Brené Brown. Diyor ki kırılgan olmayı öğrenin. Kendinize kırılgan olmaya izin verin. Biz genelde kırılganlığı utanç ve işte hafiflik ve zayıflık olarak adlandırırız. Eğer kırılırsam, eğer bir şey olursa, yani ben kendimi kapatırım ve bu anlamda da hiçbir şeye cesaret edemem. Ne olur? Ben şu an geldiğim nokta itibariyle aslında onu... Ne olur? Ben çıktım bir yerde, yapamadım. Bir tane örnek vereyim hayatımda. Seneler öncesinde bir şey vardı bizim, bir denetçilik sınavı. Böyle kaç kişi var? Şirketten herhalde bir 30 kişi falandık. Gerçekten çok çalıştım. Bir de diyorum ya, hani ben böyle gayet çalışkan falan. Çok çalışarak hazırlanmaya gittim. Başladı sınav. Bir şey oldu. Allah Allah, gitmiyor yani. Bir şey oldu, takıldım. Neyse çıktık. Ama benim moralim bozuk. Valla bir hafta sonra sınavlar açıklandı. Orada da ben hani çok çalıştım falan. Herkes benim gayet geçeceğimi falan düşünüyor. 30 kişi içerisinde sadece ben kaldım. Rezil oldum. Yani öyle düşünüyorum. Kaldım. Yani o kadar insana işte şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız dedim. Her hepsi geçti, ben kaldım. Ama orada işte bu kırılganlık, çok kırıldım, çok üzüldüm. İşte oradaki hinti bulunca, onu bulursan bulduğun anda başka bir noktaya evrilmeye başlıyorsun. Şu anki var olan sürece bir bakalım. Hiçbirimizin hayatı kolay değil. Hiçbirimizin değil. Hele ki şu an içinde bulunduğumuz süreçte, bu ekonomik konjonktürde bakacak olursak hiç kolay değil. Ama kolay değil çünkü bizim de bir şeyleri çıkarabilmemiz için işte bir şeyleri zorlamaya ihtiyacımız var. Yani bir şeyler zorlanmalı ki çıksın. İnsanoğlu öyle şey değil. Hani böyle biraz önce de, yani konfor alanında olduğunuz müddetçe var olan hayat aynen devam ediyor. Ama hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın misali birazcık. Ben öyle hissediyorum. Ama öyle olduğu zaman çıkmıyor. O zaman bir şeyler değişmiyor. Değişebilmenin arkasındaki hitleri bulmak bu anlamda çok önemli ve çok değerli. Bunun için biraz kendimize yatırım yapmanın değerli ve kendimize yatırım yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hani biraz önce sen dedin ya, annelik. Evet, anne olabilmek. İyi bir anne ya da gerçekten sevgiyi verebilen bir anne olabilmek için önce kendimize sevgi vermeye ihtiyacımız var. Ben yeni bir kavramla bu ara tanıştım. Öz şefkat. Öz şefkat. Çok hoşuma gitti. Öz şefkat nedir? İnsanın kendine verdiği şefkat. Eğer şimdi siz çocuğunuza gösterdiğiniz şefkati kendinize gösteremiyorsanız, o çocuğunuz onu algılıyor aslında, onun şefkati olmadığını. Ben kendimi ne kadar seviyorsam ve ne kadar şefkatle kendime sarılıyorsam, aslında etraf en başta kendi çocuğuma ve aynı zamanda da insanlara sarılıyorum. Altında yatan en önemli şeylerden bir tanesi. Var olan kendinize yatırım yapabilmek. Hep şunu söylerim. Uçaklarda düşünün. Herhangi bir şey durumunda önce ne diyorlar? Önce kendi oksijen maskenizi takın. Sonra çocuğunuzun maskenizi takın. Çünkü ben eğer kendimi gerçekten kendimi mutlu etmezsem, kendimi belirli noktada güven altına almazsam, kendimi ifade etmezsem, istediğim kadar çevremde bir şeyler olsun. Etki evet. alanıma girmez. Çünkü tek etki alanım bu hayatta, bir insanın tek etki alanı kendisi. Ben şöyle örnekler geliyor mesela. En basit çocuğunuza, hani onu değiştirmek, onun iyi bir şeyler yapmasını istersiniz ama yapmaz. Hele ki bir anne ve kız. Ben şu an işte 12 yaşında kızım. Tam böyle ergenliğin belli noktasında. Yani çok zor. Hiç kolay değil. Ama yap deyince yapmıyor. Çünkü ben istiyorum. Ben kendi isteğimi ortaya koymalıyım. O kendi isteğini ortaya koymalı. Sonrasında ortakta birleşiriz ve belirli bir noktaya geliriz. Bu nedenle şu dünya üzerinde aslında sadece kendimiz olabilmek, sadece kendi istek ve dileklerimizi
doğrultusunda çalışmak ve bir şeyleri gerçekleştirebiliyor olmak, işte o zaman sağlam kozaları yaratıp sağlam kozalardan da rengarenk, muhteşem, özgürlüğüne koşan kelebekleri arkasında çıkartır, barındırır ve çok başka noktalara götürür. Ve bize başka yollar gösterir. Başka fırsatlar ve yollar gösterir. Bir anlam, bizim için aslında bir anlam yaratır. İnsanoğlunun en önemli bu hayatta var olabilmesinin temelde iki temel dayanağı var. Ya da iki temel böyle ona tutunduğumuz yer var. Bir, biz bu hayatta eğer anlam yaratabiliyorsak, bir şeylerde anlam buluyorsak hayatımızı olumlu ya da gerçekten istediğimiz gibi idame ettirebiliyoruz. İki, eğer yaptıklarımızla arkamızda iz bırakabiliyorsak, her türlü izden bahsediyorum. İlla yarattığınız bir iştir, yarattığınız bir yatırımdır değil. Siz akıllarına geldiğinizde küçücük bir özelliğiniz bir akıllarına geliyorsa iz bırakmaktır. O zaman insanoğlu, işte o zaman gerçekten bu dünyada mutluluğun, bu dünyada varoluşun en temel nüvelerini çok daha güzel bir şekilde ortaya koyabiliyor. Bunun için ama birazcık uğraş. Birazcık bir şeylerle uğra. Biraz kendi adımıza bir şeyleri yapabilmek. Onları ortaya koyabilmek. Ben küçük bir örnek vereceğim. Hani hep derim hatta, yani bazen kendime gülüyorum. Hatta kendime inanamıyorum bazen. Geçen sene bir arkadaşım aracılığıyla bir şeye katıldım ben. Uzun süredir istiyordum. Yaratıcı drama atölyesine. Çok basit hani. Çünkü ben çocukluğumdan beri bir tiyatrocu olma hayalim var. Çok severim tiyatro ve sanatı. Hani bu amaçla başladım. 3 ay devam ettim. Sonra bir şekilde bir şeyden bahsetti. Başka bir böyle atölyeden. Yaratıcı dans ve hareket atölyesi. Çok ilgimi çekti. Yaratıcı dans ne demek? Ben hiç o ana kadar duymadım. Kendi vücudunla, kendi bedeninle barışmak. Hiç kolay bir şey değil. Hiç kolay bir şey değil. Ama onu gerçekleştirdiğinde konuşabilir hale geliyorsun. Bunun için işte hani bir şeyler böyle gerçekten düşünmeye ve istemeye başladıkça da kalben işte karşına çıkıyor bir şeyler. Çıkıyor. Nereden nereye geldi? Ve şu anda kendimi ifade etmemde, o kozadan kelebeğe çıkma noktasında da benim için en temel hani böyle faaliyetlerden biridir. Sevgili Zeynep Öfşenizli ve Sena'yı böyle şeyle sevgiyle anıyorum şu anda. Benim hayatımda bir kapı açtılar. Onlar açtıysa sen de şu anda bir kapı açıyorsun. Ben de bir kapı açıyorum. Şu an bizi dinleyen, şu an evrende var olan herkes bir kapı açıyor. Hepimiz birbirimize dokunuyoruz. Şu anda yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanın sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilmesinin ve sağlıklı ömür sürebilmesinin en temel birinci yetkinliği sosyallik, iletişim, insanla beraber bir arada olmak. Bir insan tek başına yaşayabilen bir varlık değil. İnsan ancak karşısında bir insanla yaşayabilen ve hayatını idame ettirebilen bir varlık. Çünkü genel itibariyle fiziksel yapımız, beynimiz direkt ayna nöronlarla. Yani biz birbirimizin sözleriyle değil, direkt elektriksel bağla birbirimize bağlıyız ve böyle anlaşıyoruz. Eğer onu kuramazsak o insanı daha anksiyete, yani endişeye, kaygıya ve depresyona düşüren önemli noktalardan biri haline geliyor. O nedenle birbirimiz için varız. Biz oldukça, biz birbirimize birbirimizle bir şeyler yaptıkça çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ona diyorum artık bundan sonrasında, geçenlerde okudum, çok hoşuma gitti. Kendine iyi bak değil, birbirinize iyi bakın. Bence şu an geldiğimiz nokta itibariyle bu güzel bir şekilde ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru düşünüyorsun. Çünkü yok birbirimizden farkımız. 3 aşağı 5 yukarı bütün dünya bir olmadı mı? Yani zengini, fakiri, işte efendime söyleyeyim, genci, yaş alanı. Şu anda aynen öyle. Şu anda bu dünya üzerinde ilk defa tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın gerçekleşmiş durumda.
şu an için gerçekleşen, bu şu ana kadar dünya üzerinde gerçekleşen birçok salgın, birçok hastalık, birçok savaş var. Ama hiçbirisi bu kadar dünya üzerindeki insana dokunup onu şey altına almadı. Bu kadar etki alanı haline almadı. Demek ki gerçekten kökten bir değişime ihtiyaç var. O kökten değişimin yolunda zaten ilerliyoruz ve yol alıyoruz. Bunu yapabilmenin arkasında da işte onu anlayabildiğin noktada evet bir şeyler değişiyor. Anlayamadığın noktada dersler daha ağır gelmeye başlıyor. Bir de anlamayınca iki geliyor. İki de anlamayınca üç de geliyor. Üç de anlayınca dört de geliyor. Anlayana kadar. Gerçekten anlayana kadar geliyor. Ben onu çok net hissediyorum. O canın yana yana bir noktaya geliyorsun. Bazen çok enteresan hayatımda şöyle şeyler olmuştur. Bilmiyorum senin de oldu mu? Çok teşekkür ederim bu arada Gülcan Hanımcığım. Yani ya ben zaten bunu bile bile yaptım ki. Yani ben bunun böyle olacağını biliyordum ki. Yani bu farkındalığım var. Niye yapıyorum o zaman? Hani bilmeden yapabilirim ama bilip de yapmak. Yine aynı yere kafamı tosladım. Biliyorum orada bir şey var. Toplayacağım. Yani bilmiyorum senin böyle zamanların oldu mu? Her zaman için öyle. İşte bu noktada birazcık destek almaya izin vermek kendimize. Kendimize yatırım yapmak diyorum ya. Kendimize yatırım yapmanın arkasında işte hep bahaneler, çok bahaneler yaratıyoruz ya da çok bahaneler buluyoruz. Bir şey olduğunda ay işte şu anda maddi yüküm buna uygun değil. İşte şu an çocuğun şusu var. Oradaki nokta kolay değil bunları tek başına. Yani hiçbirimiz ay ben tek başıma bunları yaptım da olmuyor. Bu anlamda destek alabildiğimiz, destek almaya kendimize izin verdiğimiz müddetçe yol alıyoruz. Diyorum ya hiç kimse tek başına var olamıyor dünyada. Biz birbirimizle varız. Birbirimizle bir şeyler yaratıyoruz ve var oluyoruz. Ben sana, sen bana. Alma verme dengesi. Yani evet. Hadi ben işte düşüneyim başıma bunlar geldi. Bu böyle değil. Farkındalıkların arkasında yatan önemli destekler var. Ne tür destekler var? Şu anda mesela ben hep çok kişiye söylerim. Gerçekten hani böyle bir depresyon, anksiyete de kayıp varsa bir psikiyatriste gidebilirsiniz. Bu delilik demek değil. Ya da illaki en başta bir koça gidebilirsiniz, bir psikoloğa gidebilirsiniz. Destek almak. Şunu görüyorum ben genel itibariyle. Genelde insanlar ne yapıyorlar? Hani mesela böyle bir yere gitmektense arkadaşlarla bir araya gidip var olan işte havadan sudan konuşmak, işte var olan hayatı çekiştirmek, bu tür şeyleri konuşarak bir şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Onu görüyorum. Aslında orada altında yatan şey kendimize yatırım yapabilmek. Yani benim bir şey canım sıkkınsa, ben bir şey de çözemiyorsam bunu en yakınımda çözümü aramak yerine objektif bir gözü olan birinin, bir profesyonelden destek alarak yol almak. Bu iş kendimizle başlar. Deniz yıldızı misali. Ben bir deniz yıldızını alıp denize atarım. Ondan sonra arkası gelir. O birini alıp atmazsam başlamaz. Evet. Birimiz binlerce mis haline gelir. Bir kıvılcım bin kıvılcımdır. Bazen biz şifa verirken ya da işte ne bileyim ben ışık tutarken bazen bir bakıyoruz ki ya bize de bir ışık gelsin, bize de bir ışık tutulsun, bize de bir yol gösteren olsun. İşte böyle birbirimize bazen hani seninle muhabbetlerimizde ya da senin bana anlattığın bazı şeylerde, yaptığın bazı uygulamalarda. Yani bunlar çok değerli tabii birbirimize. Bu arada zaman o kadar hızlı akıyor ki 10 dakikamız kaldı. Nasıl bir nasıl bir şey yapacaksın sen yol gösterin? Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Katılmak isteyenlerle. Şöyle ki ben şimdi programın hatta kapattığımızdan itibaren hem Instagram'da hem Facebook'ta bir şey yayınlayacağım. Ve diyeceğim ki aslında yayınlayacağım şey bu benim seninle beraber bu programa yönelik hazırladığım afişte de vardı. Bir fotoğraf var orada. 3 tane kelebeğin olduğu bir resim var. Evet. Kelebekler, orada birisi mor, hatta şu an önümde açık, birisi mor, birisi sarı ve birisi mavi. Öncelikli olarak şunu istiyorum. Kağıt ve kalemleriniz yanınızda. Bu 3 kelebek sizin için ne ifade ediyor?
Her birine bir kelime olabilir, bir cümle olabilir. Ne ifade ediyor sizin için? Sonrasında tekrar o posta bir tane daha bir fotoğraf koyacağım. Orada da çok güzel bir şey var. Sonrasında da ona bakıp ve arkasında da keyifli bir müzik eşliğinde müziğin de linkini koyacağım. Sizin kelebek olma, sizin kozadan kelebeğe çıkma yolculuğunuzu şöyle bir düşündüğünüzde sadece 10 dakika. İster yazabilirsiniz, ister resmini çizebilirsiniz. Ama size anlatan, sizi ifade eden küçücük bile bir şey olsa ne? Sadece benim ricam bir 15 dakika kendinize ayırın bundan, bu program sonrası ve eğer paylaşmak isterseniz direkt özelden bana ulaşabilirsiniz. Belki de birlikte çok başka bir şeyi keşfeder ve bu anlamda çok farklı bir yolculuğa çıkarız. Biz de böylelikle seninle yaptığımız programımızda belki de önce birle başlar, sonra onla, sonra yüzlerce insana destek olup işte bütünlüğü yaratırız. Hepimiz birimiz için olur ve bir şeyler çıkartırız ortaya. İşte kelebek etkisi. Harika. Tam anlamıyla kelebek etkisi. Şimdi sevgili arkadaşım, bu program bittikten sonra yarın YouTube Yelda Çetiner YouTube adresinde paylaşacağım. Ama önce Instagram'a bio'ya link koyacağım. Böylelikle daha çok insana ulaşalım diye. Aynen öyle. İnsan ihtiyaç duyduğu anda teknolojiyi anlamda çok seviyorum. Şu an o kadar güzel ki bir tıkla dünyaya ulaşabiliyorsunuz. Evet. Belki de şöyle olacak. Belki burada seyredemeyen bir kişi YouTube'da seyredecek. Evet. Ondan sonra o da o linki bir arkadaşına atacak. İşte böyle çoğalıyoruz, biliyor musun? Aynen öyle. O nedenle ben biterken şunu söyleyeceğim. Kendinize değer verin. Kendinizin sevdiği şeyleri yapın. Bunun için de arkasındaki en önemli verinin sanat olduğunu düşünüyorum. Benim hayatıma çok dokunur. Sanatın her dalı. Şu an bir kitap kulübüyle çalışıyorum. Kitap kulübüyle şu pandemi dönemini, şu 2 aylık süreçte benim için hani derler ya böyle tepeden indi geldi ve böyle önüme ışıklı bir yol açtı. Nefis. Bir kitap nerelere gelebiliyor? Tabii ki. Ve dediğim gibi danstan bahsettim. Resim, müzik, sanat iyileştirir. Bu dönemde şu ana kadar ilk defa dünya üzerinde dünyanın bütün müzeleri açık ve bedava. Bütün sanat eserleri istediğiniz anda linke bastığınızda her birini dinleyebiliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz. Gerçekten bu çok büyük bir imkan. Biz yapalım ki, biz yetişkinler yapalım ki çocuklarımız da bunları yapabilir olsun. Çünkü söylemek değil, yapmak. Rol ve model olursak, ben yaparsam o da yapar. Çünkü yaparak, yani beynimiz dediğim gibi ancak bir şey yaparsa kopyalıyor. Genel çalışma şekli bu. O zaman onu kullanalım. Yapalım. Diyorum. Aynen öyle. Emre'ciğim. Emre'ye de selam söyleyelim. Evet. İnanıyorum Emre. Emre'ciğim çok güzel şeyler, çok güzel yoldayız. Devamı geliyor. Vallahi ışıklı yollarımız var. Evet. Aynen. Hepimizin. Güzel aynen şeyler aynen olacak. Ne kadar kendimizi anlattıkça, ne kadar içimizden geçenleri ifade ettikçe işte o zaman var oluyoruz. Yılmak yok. Yılmak yok. Kesinlikle. Kalbimiz her dönemin dünyada bugüne kadar tüm yaşanmış ve negatif sonuçları olan, üzücü durumları olan dönemlerinde bile fırsatlar, bir sürü fırsatlar oldu insanlar her, için. Her kriz bir fırsattır. Evet, evet. Görebilene. Evet, evet. Sevgili arkadaşım, seni tanıdığım için ve davetimi kabul ettiğin için ben çok keyifle teşekkür ediyorum. Arkadaşlığımızın daim olmasını diliyorum. Aynen öyle. Keyifle yeni başladık. Evet, yeni başladık, yeni çıktık yola. Ama illa çok uzun yıllar kat etmek gerekmiyor bu arkadaş. Evet. Bazen bir bakıyorsun, bir haftada, bir ayda, bir yılda çok büyük yollar kat etmişsin. Öyle olsun diliyorum. Seni kocaman kucaklıyorum. Sevgili Zuhal'cimin programını YouTube, Yelda Çetiner YouTube adresinden, sonrasından Facebook'tan ve gruplardan bulabilirsiniz efendim.
İzleyenlerimize de teşekkür ediyoruz bu aynen arada. Aynen öyle. Herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Sevgiler. Birazdan paylaşımı yapacağım. Bakalım bunlarla da neleri keşfedeceğiz. Sonrasında da birlikte konuşuruz. Tamam canım. Öpüyorum. İyi geceler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Evet efendim. Biraz sonra Yelda Çetiner'in sayfasında harika bir mandala sanatçısı var. Sevgili Aslıhan arkadaşımı konuk ediyorum. Mandala nedir? Mandala yolculuğunda neler oluyor? Mandalanın tüm püf noktalarını, tüm mucizelerini öğreneceğiz hep birlikte. Bizde kalın diyorum. Az sonra görüşmek üzere.